ve Japonya'ya, yine kısmen o Körfez ülkelerine vesaire. Ama hiçbirinin Amerika'nın ipini çekecek cesaretleri yok. Niçin? Çünkü Çin Amerika'ya mal satmak için Amerika'nın devam etmesini ister. Ve Amerika tepe taklak gittiğinde o trilyonlarca dolar rezervinden kaybedeceğini, kendini de ciddi kayıplarla karşılaşacağını bilir. O yüzden çok sıkıştırmadıkça bunu yapmaz. Ama Türkiye'nin durumu, Türkiye'nin tepe taklak gitmesinden ayrıca menfaat kazanacak olan ipimizin ucu öyle birinde ki, öyle birisi tutuyor ki, kaldı ki yani Türkiye'nin resmi o borç rakamları sağlıklı değil. Çünkü bizim borcumuz çok daha yaygın. Ta yabancı bankalar gelip sıradan insanımıza borç veriyorlar. Faize özendiriliyoruz ve onun neticesinde de Evet. Türkiye'de ta kılcala kadar varmış. Yani bir furya başlatsanız Türk'ün elinde hiçbir şey kalmayacak. Öyle bir noktada Türk kendi vatanının, kendi toprağı üzerinde parya olacak. Bir karış ayağını basmaya yer bulamayacak. O kadar borca batık bir ülke olarak böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Zaten yani uluslararası sermayenin, kapitalist düzenin bittiği yer burası. Ne yapıyor? Yani insana yaşama şansı vermiyor. Evet, Türkiye vermiyor ama sanki Amerikalının var mı? Onun da yok. İlk o finans kriziyle birlikte hangi gündeme gelen neydi? Yani hızlı harcayan insanlara parayı aktaralım. Sonra bu neye dönüştü? Bankalara para verelim. Bankalar zorluk yaşıyor, battılar. Banka niye battı? Sıradan insan borcunu ödeyemediği için. Ödeyemediği için, evet. Ondan Onlar sonra ödediler, bu doğru diyorsun. banka o insanların hayatını söndürdü. O adamlar bitti. Ekonomide bir aktör olmaktan çıktılar. Çoğu evsiz oldu, ailesi dağıldı vesaire. Siz gidip o devlet tarafından aktarılan fonları o insanlara değil de bankalara aktardınız. Zorluk yaşıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar diye. Bunun anlamı ne? Canavar, ejderha bir kat daha güçlendi. Onun yediği, kemiğine kadar öğüttüğü o zavallılar hala aynı yerinde duruyorlar. Daha da güçsüzler ona karşı. Bu nereye varır? Bu insanın tamamen sistemden dışarı çıkmasına varır. Ama işte canavarca olan kısmı şu. Şimdi kapitalizm batıyor ama Amerika Birleşik Devletleri veya uluslararası finans çevreleri bundan şimdilik kaydıyla etkilenmiyorlar. Nasıl oluyor mesela? Amerika Birleşik Devletleri şu an aslında vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir husus bu. Çünkü biz başımızdaki iktidarın İşte az çok ayakta kalabilmesinin arkasındaki kerametin uluslararası finans olduğunu biliyoruz. Yani dünya finans çevreleri bize, ey Türkiye buyurun bakalım sizin başınıza bir iktidar, bir hükümet gücü tayin ediyoruz diye tayinle insan gönderdiler. Orada bir şeyler karıştığı zaman ne olacak? Türkiye'de hem siyaset yerinden oynayacak hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teröründen tutun da aslında terörü tartışacaksanız bu boyutuyla tartışmanız lazım. O bir antır parantez. Ama uluslararası finansta dengeler ne? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'e borçlu mu? Borçlu. Japonya'ya borçlu mu? Rusya'ya, Körfez ülkelerine borçlu mu? Borçlu. Bunlardan herhangi birisi dilediği anda sadece dolardan çekilerek, dolarla iş yapmıyorum diyerek Amerika'yı tepe taklak edebilir mi? Eder. Bunun zamanlamasını seçme şansına sahipler mi? Sahipler. Mesela biz burada zaman zaman konuştuk. Japonya ile Çin yen ve yuan üzerinden karşılıklı bütün ticaretlerini yapmaya karar verdiler. Peki bunu yürürlüğe soktular mı? Sokmadılar. Niçin? Zamanlamasını bekliyorlar. Çünkü bunu yaptığı anda Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir doları, yani 500 milyar dolar boşa çıkacak. Daha önce Çin ve Japonya karşılıklı ticaretleri için bunu rezerv tutuyordu, güvence gösteriyordu, teminat mektubuydu vesaireydi. Bir anda bu boşa çıkacak. Nereye gidecek? Gidebileceği bir yer yok. Ya rezervinize ekleyeceksiniz veya Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını çalıp şu senin bastığın dolar al bakalım diyeceksiniz. Sadece Çin'in rezervlerinde yaklaşık 2 tabii, trilyon dolar tabii, olduğu 2 trilyon biliniyor. doları da geçti. Ve bütün bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en fazla gırtlağına kadar borçlu ülkesini ayakta tutan ne? Tahviller. Amerikan hükümeti batmış durumda. Ama tahvil çıkartarak, üstelik bu tahvilleri %2 gibi Amerika'nın enflasyon rakamı, o da kağıt üzerinde gerçi bizimkine de az çok benziyor, %3 ve %2 faizle tahvil veriyorsunuz. Bu ne demek? O tahvili alanlar zarar ediyorlar. Zararı göze alarak onu alıyorlar. Peki niçin buna evet diyor? Bankalar ve ardından bankalar %3 ile alıyor ama sıradan vatandaş %2 ile alıyor. Buna evet demelerinin sebebi ne? Çünkü alternatif yok. Alternatif niye yok? Altın gibi
gümüş gibi meta piyasalarında öyle bir manipülasyon yapılıyor ki, mesela bankalar, işte CP Morgan Stanley gibi dünyanın en büyük bankaları açık olarak ilan ediyor. Dünyada kim altın istiyorsa gelsin benden alsın. Ve diyelim ki 1 trilyon altın satıyor. Ama bu kağıt üzerinde satış. Öyle bir altın yok Morgan Stanley'de. Onun elindeki altın rezervi taş çatlasın 250 milyar dolarlık. Ve bütün bankalar bunu yapıyor. Hükümetler bunu yapıyor. Bunun neticesi ne? Altın suni bir biçimde ucuzluyor. Vatandaşın, yani vatandaş derken dünya insanlarının kaçabileceği alternatif hiçbir piyasa olmadığı için, mesela efendim hisse senedi borsaya girmek, hiç aklı başında hiçbir insan oraya girmez. Çünkü orada artık saniyede 10 defa alış satış yapan, bilgisayar üzerinden belli riskleri ve belli programları oluşturmuş, sürekli orada ufak kar realizasyonlarıyla günlük karına bakan devasa fonlar, şirketler iş yapıyor. O yüzden ben uzun vadeli bir yatırım yapayım, burada kazancımı bir kenara koyayım, öyle bir imkanınız kesinlikle yok. Aklı olan hiç kimse de bunu yapmıyor. O yüzden yani altın suni olarak ucuzlatıldığı için, vatandaşa kaçacak hiçbir yer bırakılmadığı için, bütün reel sektör zaten tepe aşağı gittiği için Amerika Birleşik Devletleri eksi faizle tahvilini satabiliyor, kendini ayakta tutabiliyor. Peki bu düzen nereye kadar yürür? Bu düzenler işte mesela euro Amerika'dan bu kadar daha kötü olmasa, dolara karşı euro bu kadar zayıf olmasa, mesela herkes dolardaki o zayıflığın adını koyacak. Ama yok. Ha, önemli bir gelişme var. Bu aslında Sayın Başbakanımız da dolaylı ilgilendiriyor. Çünkü belki hani Azrail'i görüyordur buradan bu gelişmeyle birlikte. BRICS ülkeleri, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika beraber bir banka kurmaya karar verdiler. Bunlar daha önce yer yer kendi aralarındaki ticareti ulusal para birimleriyle yapma kararını vermişlerdi. Aynen milli ekonomi modelinin de öngördüğü gibi. Ama artık bir banka sistemiyle bunu organize etmeye, ortak hareket etmeye karar verdiler. Bu dünyanın en güçlü fonlarından, en güçlü finans merkezlerinden birinin kuruluşu anlamına geliyor. Ve Amerika'nın, Amerika ile ilgili gerçeği, kral çıplağı seslendirebilecek bir güç doğuyor. Ha, ne zaman olacak? Fiilen ne zaman bu noktaya gelinecek? Veya fiilen aslında altının çeşitli değer birimlerinin suni olarak bu kadar ucuzlatıldığı ve aslında hiçbir değer taşımayan doların, euronun bu kadar şişirildiği gerçeği sıradan insanların ne zaman malumu olacak? Onu bilemiyoruz. Ama bunların hepsi zamana bakan, yani yıllara, belki aylara bakan gelişmeler. Evet sevgili seyirciler, İstanbul'da yapılan Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi. Clinton ve Davutoğlu'ndan ortak bir açıklama geldi. Esad, iktidarı bırak. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin eş başkanını yürüttüğü Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nun en üst karar organı olan Koordinasyon Komitesi İstanbul'da toplandı. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD adına da Dışişleri Bakanı Hillary Clinton katıldı. Clinton toplantıda yaptığı konuşmada son 10 yılda dünya çapında 120 binden fazla terör şüphelisinin yakalandığını, bunların 35 binden fazla mahkum olduğunu söyledi. Geçen yaz Birleşik Arap Emirlikleri önemli bir adım attı ve ilk uluslararası merkezi oluşturarak aşırıcılıkla mücadele etmek için bir merkez oluşturmak ve bu merkezi en iyi uygulamaları geliştirme konusunda çalışmalar yapmak istediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri bu çabayı destekleyecektir fonlar ve uzmanlıkla. Ve bu merkezin Abu Dhabi'de sonbaharda bu sene faaliyete geçeceğini öğrendi. Broşürü çıkmış bile hali hazırda. Toplantının ardından Clinton ve Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Burada öne çıkan konu Suriye oldu. İstanbul'a gelmeden önce Suriye'deki değişimi Türkiye'de konuşacağız açıklaması yapan Clinton, basın toplantısında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a iktidarı bırak, ülkeden git çağrısı yaptı. Artık bizim açımızdan uluslararası camia olarak belli bir plan çevresinde toplanmanın ve Suriye'den Esad'ı göndermenin zamanı geldi. Dün akşam bu zirvede bu kapsamda yapabileceğimiz ve birlikte atabileceğimiz bir takım adımları tartıştık. Buradaki bir takım ana bileşenleri ve prensipleri söylemek istiyorum. Öncelikle Suriye hükümeti anlam planının tüm 6 noktasını uygulamalı. Bunun içerisinde gerçek bir
ateşkes de olmalı ve her tarafına saygı göstermeli. İkincisi, Esad tarafından gösterilecek olan güç transferi ve Suriye'den ayrılması. Üçüncüsü de geçici temsiliyetçi bir hükümetin müzakereler aracılığıyla oluşturulmasıdır. Clinton, AKP hükümetine de övgüler dizdi. Ve burada her iki ülkeyi, ülkelerimizi ilgilendiren konuları gözden geçirebildik. Bu kapsamda ekonomik ortaklıkları, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki geçiş sürecinde güçlendirmekte var. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin son derece güçlü, son derece köklü ilişkileri var. Birlikte olduğumuzda konuları tartışırken zaman yetmiyor bize. O nedenle aramızdaki güçlü işbirliğine çok değer veriyorum ve bunun daha da derinleşeceğini öngörüyorum. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Clinton gibi Suriye yönetimine yüklendi. 14 Nisan'dan beri sürdürülen Annan planı ihlal edilmiştir. Ateşkes ilanı sağlanamamıştır. 10 ay Suriye'ye telkinde bulunduk. Sonra Arap Ligi ile harekete geçtik. Daha sonra da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gittik. Rusya'nın desteklediği bir Annan planı devreye sokuldu. Ama sonuç alınamadı. Rusya ile temaslarımızı sürdüreceğiz. Zulme karşı tek bir ses ve tek yöntem belirlenmesi elzemdir. Annan planı konusunda bir takvimlendirme şarttır dedi. Evet İlhan Gültekin. Suriye konusunda kim düğmeye bastı? Birdenbire AKP hükümeti ne oldu da 180 derece çark edip canım kardeşim dediği Esad'ı bir numaralı insanlık düşmanı ilan etti. O düğmeye basan el kimdir, nedir? Bu düdüğü kim çalıyor? Bakın işte ilanı, orada. İlanı. Orada yani birebir canlı yayında görüyorsunuz. Bu bence Türkiye için son derece küçültücü bir toplantı. Yani bir kere şunu bilsin bu cephedekiler. Sayın Davutoğlu bütün gönlünü, her şeyini Amerika'nın çıkarlarına vermiş olan Sayın Dışişleri Bakanımız. Elinde çantasını aldığı günden beridir Türkiye'nin çıkarı için hiçbir şey yapmayan, Amerika'nın adına mesaj getirmek götürmek için bütün mesaisini sarf eden Sayın Dışişleri Bakanımız da bilsin ki siz şu anda Esad'ı devirseniz bile o etki artık ortadan kayboldu. O momentum gitti. Yani ben ABD olarak ve ABD'nin uşağı, yardımcısı, yardakçısı çevreler olarak kime o parmağı yönlendirirsem anında alaşağı olur. Bir anda caddeler kalabalıklarla dolar. Bütün uluslararası toplum bir araya gelir, karar verilir ve ipi çekilir, öldürülür, yerinden olur. O bitti artık. O bir rüya olarak bitti. Bundan sonra dişe diş, göze göz, güce güç, bloka blok devri başladı. Burada arada kalacak olan da böyle çok ucuz harcanan, kendi menfaatini, şahsiyetini, kişiliğini, devletini, çıkarlarını ucuz bir biçimde ortaya pazara dökenler olacak. Maalesef Türkiye olacak. O görünüyor. Clinton'ın cümlesi zaten şu da çok ilginç. Yani Türkiye'de bir terörle mücadele ortak girişim zirvesi yapıyorsunuz. PKK masada yok. Yani ne oldu? Hani PKK konusundaki işbirliğimiz, Amerika hedef göstersin, biz gidelim vuralım, ondan sonra sonuçlarıyla yaşayalım, kendi ordumuza lanet edelim, bundan mı ibaret? Ne oldu? Hani beraber bir işbirliği içerisindeydik. Bu niye masaya gelmiyor? Niye uluslararası terörizmin bir parçası olarak ifade edilmiyor? Efendim Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir call center kurulacakmış, çağrı merkezi. Dünyanın her tarafından insanlar aşırılık ihbarında bulunacaklarmış. Kim bu aşırılık ihbar edilecek olanlar? Sen, ben. Ben mesela çok aşırı İslamcıyım. Çok aşırı Amerika'ya karşı hassasiyetleri olan, her konuda Amerika'ya evet demeyen insanlarım. Hemen seyircilerimiz numarayı alsınlar, telefona sarılsınlar, ihbar etsinler. Yani o kadar uydudan yaptığınız gözlemler, bütün telefonları dinlemeniz yetmiyor. Yetmedi. Bir de şimdi hadi buyurun jurnale diye bir de bunu buradan ilan ediyorsunuz. Bu ne olduğunu, nereye doğru gittiğimizi net olarak gösteriyor. Yani Sevr döneminde Mondros Mütarekesi'ndeki sonraki işgalde bile bu kadar alçaltıcı toplantılar yapılmamıştı Türkiye'nin toprakları üzerinde. Cüret edememişlerdi. O İngiliz, Fransız, İstanbul'u beraber işgal ettiği dönemde bunları yapamamışlardı. Ülkeleri yönetenlerin ne kadar figüran olduğunu ortaya çıkartan bir hareket aslında bu. Evet, bir kum saatin daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Tekrar buluşmak üzere efendim. İyi akşamlar diliyorum.